Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Illustrator'da menü yapılarını inceleyeceğiz. Illustrator birçok program gibi menüler aracılığıyla dosya ve dokümanların yönetimini sağlamaktadır. Bu menülerin diğer programlardan ayrıldıkları noktalar da vardır. Bunlar programa özgü paneller ve panellerin alt öğelerinden oluşmaktadır. File menüsünden yani dosya menüsü, dokümanlara ait işlemlerin yapıldığı menüdür. Dosyada doküman açma işlemini yapabileceğiniz gibi aynı zamanda dosya kaydetme işlemlerini de gerçekleştirebilirsiniz. Dosya menüsüne şöyle bir göz atacak olursak, yeni bir belge açabileceğiniz gibi var olan belgeyi kaydedebilir. Place ile çalıştığınız alana yeni bir belge ekleyebilir. Revert seçeneği ile son kayda geri dönebilirsiniz. Ayrıca export seçeneği ile yaptığınız belgeyi dışarıya aktarabilirsiniz. Belgenizi yazdırmak isterseniz yine menü içerisindeki print seçeneğiyle yazdırma işlemini yapabilirsiniz. Daha birçok işlemi file menüsü üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Edit yani düzenle menüsünde adından da anlaşılacağı gibi düzenleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Kes, kopyala, yapıştır seçeneklerini ek olarak farklı ve gelişmiş ayar seçeneklerine de ulaşabilirsiniz. Object menüsü dokümanınızdaki nesneler üzerinde işlem yapmanızı sağlar. Nesnelerin dönüşüm ve konumlandırma özelliklerini, gruplandırma, gizleme ve kilitleme gibi özelliklerini değiştirmenize yarayan özelliklere ulaşabilirsiniz. Ancak nesne menüsü yalnızca bu özelliklerle sınırlı değildir. Illustrator'ın nesne tabanlı bir program olduğunu düşünürsek birçok nesne aracını bu menü altında bulabileceğinizi görürsünüz. Object menüsüne şöyle bir bakacak olursanız birden fazla ayarın var olduğunu görürsünüz. Bir diğer menü ise Type menüsüdür. Type menüsünün altında yazı seçeneklerini bulabilirsiniz. Metinlerin puntolarını yani boyutlarını, yazı tipi karakterlerini, harfin büyük ve küçük özellikleri gibi seçenekleri bu menü altında bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yazı işlemleri üzerine birçok ayar Illustrator'da Type menüsü altında mevcuttur. Bir diğer menü ise Select menüsüdür. Select yani seçme işlemi anlamına geldiği için seçme işlemlerini buradan gerçekleştirebilirsiniz. Bütün elemanları seçebileceğiniz gibi tek bir elemanı da seçebilirsiniz. Veya seçimin tersini seç gibi işlemleri de yapabilirsiniz. Seçimi bırak veya benzer nesneleri seç gibi birçok alternatif ile seçme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bir diğer menü ise Effect menüsü. Adından da anlaşılacağı gibi nesnelerinizin üzerine efektler vermenizi sağlıyor. Çalıştığınız nesne üzerine önceden tanımlanmış efektlere bu menü altından ulaşabilirsiniz. Buradan tasarımınıza uygun efektler verebilmeniz mümkündür. Gördüğünüz gibi birçok ayar burada mevcut. Sizin çalıştığınız tasarım ve yapmak istediğiniz işleme göre efekt seçeneklerine buradan ulaşabilirsiniz. View menüsü çalışılan alanın nasıl görüntüleneceğinin ayarlandığı bölümdür. Aynı zamanda dokümanlar üzerinde çalışırken bize yardımcı olan birçok elementin de çalışırken nasıl görüntüleneceğini ayarlayabileceğimiz yerdir. Cetvel, kılavuz ve ızgaraların ayarları buradan gerçekleşir. Window menüsü programın çalışma ortamında nelerin olacağını seçmemizi sağlar. Kişiselleştirilmiş bir arayüz için elverişli bir yapıya sahiptir. Ayarları yaptıktan sonra kullandığınız arayüzü ilk haline çevirmek isterseniz yine Window menüsü altında Workspace seçeneğinin altındaki ayarlarla ilk haline getirebilirsiniz. Çalışma alanınızda bulunan panelleri, araçları Window menüsünden aktifleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi aktif olan kontrol ve araçlar paneli ekranımızda mevcut. Buradan yine kapatıp tekrardan açabilirsiniz. Yanındaki tik işareti arayüzünüzde bulunup bulunmadığını anlamanıza yarayan bir işarettir. Son olarak Help menüsü ise adından da anlaşılacağı gibi programın sizin için yardım seçenekleri sunduğu alandır. Program ve kullanımına ilişkin sorularınıza ışık tutacak geniş bir veri tabanına sahip bir ortamdır.
Ayrıyetten menüleri anlattıktan sonra bir konuya daha değinmek istiyorum. Nesnelere ayarlamalar yaparken menüleri kullanabileceğiniz gibi aynı zamanda tanımlanmış kısa yollarla da bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. En kolay herkesin bildiği gibi açma komutu Ctrl O komutudur. Bunu menüden Open seçeneğiyle yapabileceğim gibi ya da Command O seçeneğiyle de yapmam mümkündür. Yine menülerin altında bulunan birçok özelliğin gördüğünüz gibi kısa yolları mevcut. Bu zamanla sizin çalışma hızınıza, alışkanlığınıza bağlı olarak gelişebilecek bir özellik. Illustrator'da çalışmalarınız arttıkça kısa yolları kullanma alışkanlığınız da artacaktır. Kısa yoldan işlemlerinizi gerçekleştirmeye başlayacaksınız.